Şimdi siyasi turnuya program yapma ve siyasi turnuya program yaparken nelere dikkat edeceğiz? Yazılış formatı nasıl olacak? Şimdi turnuda hatırlarsanız şu tarafta bir tane taret vardır. İşte böyle şöyle kabaca çiziyorum. İşte uçlarında bunun takımları falan var. Neyse. Ve burada da bir tane ayna var değil mi? Evet. Burada da dönen bir tane ayna var ve bu aynanın da işte 3 tane ayağı var. Bu ayna, bu taret. Şimdi bu taret aynaya yaklaşırken, yani takım boştayken hızlı bir şekilde gelmesi lazım zamandan kazanmak için. Buna biz ne diyoruz biliyor musun? G0. Şimdi siliyorum bunu. Diyorum ki mesela şöyle bir şekil var. Şöyle yapalım. Sadece simetrisini çiziyorum. Şu çapta şöyle olsun. Çap 50. Bu çapta 80. Bunun şu boyu. Bu da 50 olsun. Bu boyda en baştan 100 olsun. Şimdi hani şurada taret var ya, bu taretin hızlı bir şekilde gelip parçanın tam şurasında durması lazım. Ama bunu G0 yapması lazım. Yani hızlı bir şekilde gelip sonra G1 ile kesme yaparak bu parçayı işleyeceğiz. Şimdi yazılış formatı ilk önce takım seçiyoruz. Mesela bunu yapacak olan takımımızın numarası takım 0101 olsun. Takım 0101 ne demek? Bunu ilerleyen derslerde size bahsedeceğim. Burası sadece takım 0102 olabilir, 05 olabilir, 06 olabilir. Ama takım 0101 diye bir standart var. Biz yine bunun çok dışına çıkmayalım. Takım 01 ile 01 arasındaki fark sadece o offset geometri bir kısmı var yani. Tamamen onunla alakalı bir durum. Ama şimdilik biz bu şeyi kullanacağız. Takım 01 ve 01'i kullanacağız. Şimdi dedim ki ben şuradaki taretimde, şurada bir tane taret vardı. İşte bu tarette de bir tane torna kalemi var. Kabaca çizdim. Şu benim kalemim. Şey kalem diyoruz, özür dilerim, kater. Dedim ki ben bu katere, o kater taretimde bir numaralı istasyona takılı. Seçtim programdan ve buraya tabi EOP insert diyoruz. Sonra devir falan vermeden önce bir iptaller var. Bu iptalleri yazmam gerekiyor. Mesela biz daha öncesinde G41, G42 ile telafili program yazdığımızda bu telafi eğer programın sonunda iptal etmediysek veya G83, G82 ile delik deldiysek veya G81 ile bunları iptal etmemiz gerekiyor. Emniyet açısından. Yani bu iptallerin komutu da G80 ve G40. G80 bütün delik çevirmeni iptal eder. G40 ise telafili, bütün telafileri iptal eder. Yani G41 ve G42 kullanmışsak programda bunu iptal eder. Daha sonra diyorum ki devir vereceğim. Şimdilik sabit devir kullanacağız. G97 S, şu an devir sadece sallıyorum. S1000 olsun. Ve M3. Dedim ki şurada bekleyen ayna var ya, az önce çizdik. Burada taret vardı, burada ayna vardı. Dedim ki ben buradaki aynaya sen sabit bir şekilde sürekli 1000 devirle saat yönünde dön dedim. Şimdi diyeceğim ki şu takıma, şimdi bu takıma şuradaki takım 0101'i wheel'deki kısmını tanıtarak buradan ilerleteceğim şimdi bunu. Diyeceğim ki G0'la, sen ilk önce G0 ile hızlı bir şekilde X kaçmış malzeme çıktı. Bu arada benim malzemem şöyle dolu bir kütük. Şöyle dolu bir kütük. Yani biz aslında şurayı boşaltacağız. Ve tabi buraya işleyeceğiz. Şimdi ben G0'la, benim malzemenin dış çapı 80'di.
Emniyet, yani parçayı aynaya bağladığımda belki ayna şeyde parçada şey, kabuklu bir parça olabilir. Malzeme böyle salgılı dönebilir. Salgılı döndüğü için takımın ucuna çarpmaması için diyeceğim ki 80 değil de X85'te bekle. X85 yazdım. Şimdi ne yaptı biliyor musun bunu görünce takım? Şu takım geldi hızlı bir şekilde, hop şurada bekledi. Şu noktada. 85 metre. Çünkü benim şu çapım 80'di. 5 metre yukarısında beklettim. Şurada hızlı bir şekilde geldi, bekledi. Parçaya şu anda tabii buradan koşarak geldi. Böyle hızlı hızlı geldi. Şimdi diyeceğim ki tamam sen X85'e geldin. Bir de Z3'e gel. Yani bu takım aslında şu iki tane X ve Z'i aynı satırda gördüğü zaman bulunduğu koordinattan konik bir şekilde, hızlı bir şekilde buraya gelir. Eğer ben bu Z3'ü şu alta yazmış olsaydım, Z3 deseydim ve şu olmasaydı, ilk önce tezgah X80'e yukarı çıkacaktı 85'e, daha sonra şu satır okuyacaktı ve Z3'e gelecekti buraya. Punta ile çalışılıyorsa eğer, yani bu parçanın alnında, karşı alnında bir punta var ise, ilk önce bu şekilde, şu şekilde şu Z şurada olmuş olsaydı, Z3 deseydim ben buraya, takım ne yapardı? Bulunduğu yerden konik bir şekilde gelip belki puntamızın gövdesine çarpabilirdi. Puntanın gövdesine çarpmaması için ilk önce X ekseninde yukarı kaldırıyoruz. Şimdi biz bu parçada punta ile çalışmayacağız ama punta ile çalışacak olsaydık yazılış formatımızın böyle olması lazım. Yani ilk önce X eksenini güvenli bir mesafe alacaktık. Daha sonra Z eksenine yaklaşacaktık bu parçaya. Yani taret şöyle bir yol izleyecekti takım. İlk önce X'i görecek. Taretin burada olsun. İlk önce X'i gördüğü için X 85'e çıkması gerekiyor. Şöyle 85'e çıktı. Sonra Z3'ü görüyor. Sonra da geliyor hızlı bir şekilde. Z3'e geliyor, bekliyor. Burada. Şu kırmızıyla çizdiğim şey G0 hızı. Hızlı. Hızlı bir şekilde geldi buraya. Şimdi burada biz dedik ki alında puntamız var. Gövde şeye çarpmasın diye. Taretimiz puntanın gövdesine çarpmasın diye. İlk önce X'te sonra Z'te konumlandırdık. Şimdi diyeceğim ki G1 artık kesmeye başlayacağız. G1 kaçmış? X80'di. Mesela biz buna bir çevrim yazacak olursak yani G71 ve G71 değil de normal bir G1, G0 komutuyla biz bu parçanın programını yapacak olursak eğer burası buraya kadar, şuraya kadar komple dolar bölüm program numarası olarak. İşte G71 bunun için var. G71 yani çok pasosu çok olan parçanın daha kısasını yazıp, daha kısasından kastımız şu profili yazıp bu profilin şuradaki dolu yerlerini G71 gördüğü zaman tezgah şuraların dolu olduğunu biliyor ve ona göre sürekli gidip gidip geliyor. Yani şöyle anlatayım daha iyi anlayacağız. Şimdi ben diyeceğim ki buraya 3 dedik. Sonra diyorum ki G71 U 2 milim R 0.5 diyorum. 0.5 yazabilirsiniz. Şimdi G71 çevrim başlangıcı. Yani şuradaki dolu yerleri diyor ki sen bana G71 dedin diyor. Demek ki diyor burada bir kaba boşaltma var diyor. Tezgah onu anlıyor. Sonra diyor ki her seferinde demem demek ki 2 mm'de pas olmam gerekiyormuş diyor. Ama bu U2 yazdım ya ben. Normalde U2 yazdığım için sadece yarı çapta 2 mm alır. Tam çapta yani tam dairede 4 mm pas olur. Şimdi de diyorum ki G71 diyorum tekrar. P10 diyeyim ona. Q20 işte U0.2 W0.1 F.25. Şimdi şunun altını doldurduktan sonra bunları size bahsedeceğim. Diyorum ki şu çap kaçtı? 50. N10 G1 X
50. Sonra Z 50'ye gelmiş. Parçamızın sıfırı bu arada bu alın. Sonra dedim ki Z eksi 50. Sonra X 80'e çıkmış. X 80. Ve Z 100'e gidecek. N20'de bitiriyorum. Z 100. G28. U0. Şimdi bunu açıklayalım. Görünüyor mu? Evet. Görünüyor. Şimdi burada dedik ki yarı çapta 2000 metre paso. Yani her defasında gelecek buradan 2000 metre paso alacak. Daha sonra şimdi burada 2000 metre paso aldı ya, sonra geri bir daha gitmesi lazım. Ama geri giderken de bir önce bir boşa çıkması lazım takımın. Yani sürterek geri gelmemesi için. İşte boşa çıkarak kısmını da bu ayarlıyor. R0.5 yani emniyet mesafesi. Biz buradaki ilk satırdaki R'ye emniyet mesafesi diyoruz biz buna. Yani 2000 metre pasoyu aldı, sonra 10'da 5 yukarı çıktı, geri gitti. Daha garanti olsun derseniz eğer buradaki R0.5'i R1'de diyebiliriz. Sonra P10 ve Q20. Şimdi ben dedim ki P10 ile Q20'nin arasında, yani şu N10 ile N20'nin arasında ben tezgaha şu profili yaptırdım. Şöyle, şöyle, şöyle bir yol izledi tezgah. Şimdi burada ilk önce P10 ile Q20 arasında sürekli git gel git gel dedik. Ne zamana kadar? Gerçek değerlerine, yani X 50'ye 10'da 2 paso kala, yani %20 paso kala dur dedim. Alında ise, yani Z'de ise, yani şu alında ise 10'da 1 paso kala dur dedim. Ve bu değerleri şu yazmış olduğum değerlerden işte X'de 10'da 2, Z'de 10'da 1 kala sürekli bunun arasında git gel. Nasıl git gel? 2000 metre paso olarak git gel dedim. Ve tezgah sürekli bunun arasında gitti geldi. Yani bize şöyle bir takım yolu oluşturdu aslında. Şuraya şöyle sileyim. Hatta şöyle silelim komple. İlk seferinde biz burada başlangıcımızı x85 z3 dediğimiz için her seferinde ve bunu atladık. x85 dedik ya, takım geldi şurada bekliyordu. Sonra z3 dedik. Şöyle geldi. Sonra dedim ki X'de 2000 metre al. Aşağıya bulunduğu 85 çapında 2000 metre aşağıya indi. Ve dedim ki sonra Z eksi 50'ye git. En sondaki uzun boyu görecek. Yani Z 100'ü görecek. Çünkü 2000 metre şuradan başlayıp ta işte sonuna kadar götürecek. Çünkü 85'ten başlamış. Benim değerim 80. Karışık oldu mu? 80 oldu. 80 olması lazım. Şimdi 80 olması için de biz 85'te konumlandırdık ya burada. Şimdi benim malzemem 80. Bitmiş ölçümde aldım 80. Ama ben bunu şöyle bir kütükten işliyordum. Dolu bir malzemeden. 80'e inmeden önce yukarıda 5000 metre durduk. Yani demek ki benim stok parçamın ölçüsü 85'ti. Şöyle yazalım hatta. Stok parçamızın ölçüsü 85. Şimdi ben hızlı bir şekilde konumlandırdım parçamı. Tabi biraz da geride, salgı falan varsa çarpmasın diye. Sonra ne yaptı? 2000 metre aşağıya in dediğim için 2000 metre bulunduğu yerden aşağıya indi ve şuraya keserek götürdü. Sonra yukarı çıkacak ne kadar? 1000 metre. 1000 metre yukarı çıktı, hızlı bir şekilde geri geldi. Nereye kadar? Şurada 3'e kadar aslında. Yani Z3'e kadar geri geldi. Sonra bulunduğu yerden tekrar bir önceki aldığı pasoyu da işin hesabına katarak bulunduğu yerden tekrar 2000 metre aşağıya indi. Tekrar geldi. Burayı kesti. Sonra yine 1 milim yukarı çıktı. Geri geldi. Artık burada işi bitti. Şimdi Z-50'ye gidecek. Sonra 2000 metre paso aldı. Burayı kesti. Ve alına 10'da 1 kala durdu. Gerçek ölçüye.
Sonra şu an burada buradan da 2000 metre yukarı çıktı. Şey özür dilerim 1000 metre yukarı geri çıktı ve hızlı bir şekilde geri gitti. Tekrar bunu 2000 metre ala ala işin sonuna kadar yapıyor. Nereye kadar? X'de 50'ye inecek. Ve Z'de de eksi 50'ye gidene kadar finish'e de 10'da 2 paso kalana kadar sürekli bunu tekrar etti. Burada işi bitti. Şimdi en son işi bittikten sonra şunu yapıyor ki G71 çevrimi. Şu N10 ile N20 arasında bir kere burayı, bu profili bir kere dolaşıyor. Finish için böyle yumuşak bir yol bırakmak için. Yani en son izlediği yol şu. Şöyle altına çizeyim görünsün. Şu şekilde yine kesiyor. Ve yine 1000 metre yukarı boşa çıkıyor. Ve sonra G28 U0'ı görüyor. Ve tabii burada bittikten sonra şu başa tekrar geri geliyor. Buradan da X eksenini referansa gönderiyor. G28. Şimdi bu G71 çevrimi. Bunu eğer biz normal G71'i kullanmadan normal G0, G01 ile yazmış olsaydık eğer...